Güzel. Şimdi durum kontrolü yapacağız. Tırmanmak için, yavaş yavaş oraya gitmek için hazırlık yapacağız. Bir kere şu an Thompson köyündeyiz zaten. Tırmanmak için o bölgeye gideceğiz. Giderken ormanlık alana gideceğim. Huş kabuklarını bulduğum ormanlık alana gideceğim. Oradan geçeceğiz. Çünkü huş kabuklarını ne kadar çok toplarsak o kadar rahat bir tırmanış yaparız. Çünkü kondisyonunuz biliyorsunuz ilk defa bu kadar zorluk bir seviyesi yüksek bir yerdeyken bozkurttan çıkmaya çalışacağız. Kimi tecavüzde bile bozkurttan çıkmak birazcık ecel telleri döktürtüyor. Eğer doğru ekipmanlarınız yanınızda değilse ve şanssız iseniz. O yüzden yanımda bir tane acil durum yanımda mevcut. Bunun yanı sıra kahve bolca var. Bunların birkaçını hazırlamamız gerekiyor bu arada yol için. Ağırlıkları azaltacağız. Uyku tulumumuz da var. Ha, ben aslında kıyafeti yaptıktan sonra çıkmayı planlıyordum ama Jack Deresi'nden bir ayakkabı yaptık da çıkarız diye düşünüyordum da. Aman boş ver ya. Döndüğümüzde kıyafetleri falan da ayarlarız artık. Tamamen artık şeye odaklanırız. Kıyafetlere odaklanırız. Ha, şeyi tartışıyorduk. Geçtiğimiz bölümün sonunda, yayının sonunda. Elimde 3 tane ok var. Biz Bozkurt Dağı'nda Amerikan geyiği avlayalım mı avlamayalım mı sorusunun cevabını aslında sizlere sormuştum. Çünkü birazcık kararsızdım. Eğer avlayacaksak benim bu huş... Pardon. Benim ta sinyal kulesine dönmem gerekecek. Çünkü ok uçları orada. Ok uçlarını alıp yeni ok yapmam lazım. Çünkü o 3 tane okla Amerikan geyiği öldürmek birazcık şans işi. Şans işi. Öldüremezsek 3 ok kaybetmiş olacağız. Hani malak malak kalacağız. Sen harcadığımız kondisyon gidecek. Onları almazsak Amerikan geyiği vurmayacağız. Sonra Amerikan geyiği vurmak hedefimiz olacak. Ben buradaki buzdolabında yine malzemeleri bırakıyorum bu arada. Çekicin bir tanesini bırakacağız. Bileme taşı buluruz. Sıkıntı olmaz. Testere yanımızda götürmemiz gerekiyor. Sağlam testerelere ihtiyacımız var. Bu dikiş kitaplarını okumamışım ben. Bunu da okumamışım. Bunları da at. Dikiş kitlerini at. Yanıma okey alacağım yine de. Belki en azından geyik al diyebiliriz. Benzin bidonunu koy. Fişekleri koy. Fener. Tırmanırken aslında çok istediğim bir malzeme değil ama. Meşalelerle hallederiz diye düşünüyorum ya. Öyle düşünüyorum. Bunları da bırak. Aynen, sağlam bir şeylerim var. Ben bundan memnunum. Yemek yok zaten. Antiseptiğe at. Bence yayın var. Sadece 3 tane de ok lazım ekstradan. Ok uçlarını al gidelim diyorsunuz. Belki hoş geldin. Bu arada burada da çeşit bir VIP sistemi varmış. Hiç bilmiyorum. Onları bir ara yarın bir mod toplantısı mı yapsak ya? Yarın acık gündüklesek. Twitch beslemiyor. Ya Twitch yayınlarımız devam edecek ama YouTube özel, işte YouTube'un sistemi de geldiği için YouTube özel haftanın bir gününü yayın yapmak istiyorum. Hop.
Onaylı kullanıcı diye bir şey var. Onaylı kullanıcı yapınca link atabiliyor ve yasaklı kelimeleri kullanabiliyor. VIP. Okey. Antiseptikler çok ağırlık yapıyor. Biliyorum da. Yani. Şimdi de uğraşmıyorum onunla ama. Okucu mu diyorsunuz? Üç okum var. Yemek... Amerikan yiyi öldürmeyiz sadece ya. Vallahi okucu yapmaya üşendim şu anda. Bir de dışarı fırtına soğuk kaldım. Hava fırtına başlamışsam. Gecikme çok gibi geldi bana. Bilmiyorum abi. Gecikmeyi falan ben ayarladığımı da bilmiyorum. Nasıl ayarlayacağımı da bilmiyorum. Yayını verdim, yapıştırdım. Bilmiyorum yani. Dedim hoş geldin. Aleyküm selam. Aynen, yarın onun test yayınlarını yaparız ya. İki saat şunu oku. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olun. Daha da güzelleri de olacak artık. YouTube'a daha da fazla odağımı vereceğim artık bu zaten sonunda. Sizlerin de destekleriyle beraber. Daha özenli, daha güzel, daha iyi içerikler gelecek. Yemeğim az. Dışarıda fırtına var. Hay Allah'ım yarabbim. Şurada 2 saat uyu bakayım. Ufuk hoş geldin. Peder Thompson nerede? Kendisini bodrum katında hapis olarak tutuyorum. Ay, affedersiniz. 2 saat daha yatıyorum ben. Bu tarz arkadaşımla birlikte oynayacağım mücadele oyunu var mı? Yok. Hocam ilk defa canlı yayına yakaladım seni. İşten güçten pek fırsat... Twitch'e falan gelmeye bulamıyorsun. YouTube işi akıllıca olur. Daha çok gelen olur eminim. Teşekkür ederim. Ya YouTube'dan gelenler hani şöyle bir şey de var YouTube tarafında ama. Dudonglar karatınca yayınlar çıkmıyor. Hani YouTube'daki insan beni YouTube'ya yaptığım içerikler sayesinde beni bulup keşfediyor zaten. Yayınlarla ekstradan takip eden var mı şu an aranızda? Abi merhaba, ben ilk defa gördüm falan diyen... Yayınını gördüm de gelip diyen var mı? Video değil, yayını bulup da gelen var mı aranızda şu an? Öyle durum az. Twitch'i de o yüzden yapıyoruz aslında şu an için. Ama YouTube'da da destek sistemi geldiği için YouTube'a da artık odaklanacağım. Çünkü verdiğim emin birazcık daha sizler sayesinde daha fazla karşılığını alabileceğim. O yüzden YouTube'a kesinlikle sizin verdiğiniz desteklerin karşılığında size güzel şeyler sunmam gerekiyor. Bu benim boynumun borcu. O yüzden YouTube'a da özel seriler... Özel kurgulu içerikler, bunun için sırf evin arkasını boyatıyorum ya, göreceksiniz birazdan. Birazdan dediğim yarın. Yarın yapacağız biz zaten. Vlogunu çekeceğim, bir ara gelecek vlogda. Halledeceğiz yani. Halledeceğiz. Güzel şeyler olacak. Takipte kalın. Konsept içerikler için ve ses yalıtımı için onu yapıyoruz. Let's go. Ben uyku tulumunu yere atmadım değil mi? Tamam, let's go. Ben yayınlardan geldim diyor Burak. Evet, Twitch yayınlarından geldin ama sen. Gidiyoruz. Hava yeterince soğuk. Şeyi merak ediyorum, yerlemeden önce. Çay yapacak malzemem yok değil mi benim? Shit. Geyik Bey!
Bize bir çay yapacak malzeme lazım. Kappa yazamıyorum. Kappa'yı matı çok kötü bu arada ya. Bundan sonra böyle arkadaşlar her pazar YouTube'da canlı yayın olacak. Gebermediğim sürece, ki gebersem dahi telafisini yapılacak şekilde duyurusunu geçerim. Ya en az haftanın bir günü YouTube'da canlı yayınlar olacak. Yine normal canlı yayın adresimiz Twitch TV burada, onu da söyleyeyim. Normal yayınlarımız orada olacak. Ama en azından artık YouTube'da da yayında olacağız efendim. Toplayabildiğimiz bütün çubukları toplayalım. Bu arada ileride bir ateş yakacağız. Ama sıcak çay içmek istiyorum ya. Çay bonusunu almam gerekiyor. Şuradaki ormanlığa gideceğiz. Şu karşıdaki kuş çayı toplamak için. YouTube emotları bok gibi, evet. Bu yüzden abone olup kendi emotlarımızı kullanabilirsiniz. Aa, bu arada emot slotumuz açıldı. İki kişi abone olduğu için bir tane daha ekstradan emot koyma hakkım açıldı. Teşekkür ederim. Katıl butonuna tıklayıp destek verenlere ayrıca çok çok teşekkürler. Bu 4 ile başlıyor. 2 abone de 5. açılıyor. 5 abone de 6. açılıyor. Öyle öyle gidiyor. Düşük adıklarla 5, 10, 15, 20 diye gidiyor ondan sonra hep. Bayağı bir limit var. Ama işte o yüzden de ekstra emotlar için de desteğinize ihtiyacım var. Ve Twitch'teki gibi 85 milyon dolar değil abonelik, sadece 10 lira. Tertemiz. Yemek var burada. Yemek var ama çay yok. Kappa ekleyelim Allah rızası için. MNX Lul diye Lul ekleyeceğiz değil mi? Mikasa hoş geldin, selamlar. Hadi gidelim. Abonelikleri, ya fiyatları 2,5 liradan başlayıp kendimize göre modifiye ediyoruz. Ben 10 lira yaptım. Çünkü bir sürü şey sunmaya çalışacağım. Diğer kanallar bazı 5 lira açan kanallar da var da onlar hiçbir şey vermiyor. Sadece mod kullanabiliyorsunuz. 85 tane de şey olmasını istemedim bir anlamda ya. 5 liraya aç, 10 liraya aç, 15 liraya aç, 20 liraya aç olmasını istedim. Olmasın istedim. Bu arada Twitch'ten takipler geliyor ya. Twitch'e takip ettiğin için çok çok teşekkür ederim bu arada. Hardin buradaysan teşekkür ederim. Dediğim gibi buraya geldik. Birazcık kondisyon kaybettik ama buraya gelmek zorundaydık. Bize Bozkurt Dağı'na çıkmadan önce biraz huş kabuğunu getirecek yer burası. Çay çorba getirecek. Belki de hayatımızı kurtaracak yer burası. Bir. İki. Üç. Pardon. Üç oldu. Çubuğu da saydım. Tavşan Bey. Lan yamuk niye atıyorsun? Lan üstüme gelme. Tavşan Bey. Hadi bakayım. Okey, hızlıca ben ateş yakıyorum. Hazır rüzgar dindi. Oltacı yak. Çok güzel.
Eskiden her gün yayın oluyordu ama YouTube'a ağırlık vereceğim için benim ekstra zamana ihtiyacım var. O yüzden şöyle söyleyeyim, haftada 5 yayın olur. 4'ü Twitch'te, bir tanesi YouTube'da şu an için. Plan bu. Şimdilik plan bu. Ve bugünden itibaren de YouTube'a da her gün en az 4 video gelecek, aklınızda bulunsun. Shit. Tavşanı bıraktım direkt. Isınıyor muyum ben burada? Isınıyorum. Ayı var ileride. Tavşanın kokusuna geldi o da. Ayı bey. Sevgiler, saygılar. Coin Exiles ilgimi çekiyor mu? Yok, çekmiyor ya. Ya zamanında popülerdi. Ama popülerliği içerik eksikliğinden dolayı çok çabuk geçti. Ben de okey yani. Ya bir ekip kurup da ekip dönemek anca işime gelir. Yalnız şu tavşanı yemek birazcık üzdü ya. Gelir, vallahi gelir. Sesler hala geliyor. Çok fazla durmayacağım. Giderim. Abone oldum. Direkt chatte gözükmesi lazım. Chatte direkt gözüküyor. Abone olduğunuz zaman. Bakayım. Bu arada bu sistemi de halledeceğim. Ekrana falan çıkacak abone olduğunuz zaman. Henüz gözükmüyor. Ekrana falan da çıkacak abone olduğunuz zaman. Bu haftaya özel böyle oldu. Streamlabs'in YouTube özel sistemlerinin olup olmadığını o kadar bilmiyordum. Varmış. Ona bir ayağa çekmem lazım. Ama o yer benim 2 saatim, 3 saatim olacağı için şu an yapamam. Haftaya ayarlarız. O zaman birazdan gelir Ufuk. Alper hoş geldin. Şaban hoş geldin. Bu arada kaçırdıklarımız olabilir. Kusura bakmayın. Şu an üzerimde çok ufak bir ağırlık var ayı yüzünden. Bir de daha fazla huş kabuğu bulamadım da üzdü yani. Hani birazcık daha bulsam. En azından iki çay yapacak kadar daha bulsam. Güneş batmadan önce. Mutlu olacağım ama. Oo! Aa! Oha, kırmızı alev ne lan? Kırmızı okluyorum. Aha. Bu ne? Gördünüz mü onu? Meşaleden geliyor değil mi o? Sanki kendim hohluyormuşum gibi. Kırmızı hohluyorum. Magic. Amerikan gibi burada çıkıyor. Bulamadıysan ayıyla beraber bulabilirsin onu. Yok ya, o kadar röportajlara falan bakmıyorum ya arkadaşlar. Haber kanalı değilim. Ben resmi duyuru, röportajda bir de söylenenler her zaman için gerçeği yansıtılmıyor. Resmi olarak yayınlanmış makaleler daha ziyade kesinliği daha yakın olduğu için sözde kalmıyor, yazılı da kaldığı için onlar bir daha bir ele tutulur. O yüzden Rafael bunu demiş, bunu demiş, çok ilgimi çekmiyor. Bir de röportajların genelde yarısı aynı şey oluyor da. Drunk Dark'ı çok severek yaptınız değil mi? 5 yıldır uğraşıyorsunuz falan. Evet, çok severek yaptık. Çok iyiydi falan diye. Röportajlar genelde böyle yapıldığı için. Ne yazık ki. Ya.
Cadılar Bayramı'ndan kalmış olabilir. Ben bunu Cadılar Bayramı'nda da görmedim bu arada. İlk defa oluyor. Işık yansıması falan diyeceğim. Bilmiyorum yani neden olduğunu anlamadım. Neden ağzından kırmızı alevler çıktı. İlginçti bu arada. Abi zamanında yazıda yazmışlar da sonundan kaldırdılar ya. Tavşan sen misin lan o? Ben yanlış yere gelmişim ya. Buraya tırmanabilir miyim? Tırmanırsak yolu kısaltırız. Ama yazılı yer verdiklerinin zamanlamasını tutturamadılar ama sözlerini tutturdular. Ekstra tutmayanlar hani planladıklarıydı zaten. Bakabilirsiniz roadmap'e. Sedat hoş geldin. Aleyküm selam. Aa bu arada bizim yayın ekranında Twitch'teki şeyler hayatta duruyor ya değil mi? Dur bakayım onu kaldırayım ben. YouTube'a ayrı yeten yapmamız lazım ya o yüzden birazcık neyse. Mazur görün arkadaşlar. Bu arada hiçbir şey görmez oldum ya. Hiç mi yıldız olmaz? Niye geyik var mı? Ben bunu yerim. Ne ya hayırdır? Ete bak. Hadi bakalım. Ne dediğim ben? Buralar değişti ya. O yüzden tam olarak ben göremiyorum ya. Dur şu OBS ikinci ekrana koyayım da. Boyun çöktü. Hah geldi. Oha ölmüşüm. Ya abla bir dur gideceğiz bir dakika.
Bir dur, bir saniye. Bu arada gecikme harbiden bir dakikaya yakın var ya. 30 saniye 40 dakikaya falan gördüm ben de şimdi de. Üzücü. Ona da bir bakarız. Yapacak bir şey yok. Neden Will'de oynamıyorum? Ses aktörünün o kadar başarılı olduğunu düşünmediğim için. Kadın böyle... Ayağı burkulduğu zaman ayağının burkulduğunu bağırarak hissettiriyor. Will hiçbir şey yapmıyor. Aa, ayağım burkuldu diyor. Aa, bakayım. Aa, burkulmuş diyor. Böyle gidiyor yoluna falan. Şimdi aslında hedef bu şeylerin üstüne çıkmak değil mi? Yemin ediyorum sıçtık. Ben halattan niye çıktım ki ya? Halat hiçbir işime yaramadı. Farklı bir bölgeye gittiği için. OBS'deki gecikmeyi kapattın mı? OBS'de gecikme mi vardı? I don't know. Sanmıyorum OBS'de gecikme olduğunu. Ben Twitch'ten gecikmeyi açık bırakıyorum. OBS'ten değil. Ya şu yolda keşke gece çıkmasaydık ya. Hiçbir şey görmüyorum ben ya. Vallahi hiçbir şey görmüyorum. Şu an ana ekran bildiğin hayal dünyasında. Keşke size gösterebilsem. Siz normal görüyorsunuz yani. Şu an ikinci ekrana gördüğüm kadarını görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. O yüzden size hayal mi ya? Bir şey gözüküyor. Mesela buraya tırmanılır mı? Tırmanılsa bir yere çıkacak mı acaba? Çıkılmaz. Şuradan gidelim. Twitter'i silah isteyen kim? Şunu ver bana. Ya... Bozkurt Dağı'na çıkmadan önce problem oldu ama Bozkurt Dağı'nda en azından kulübede kendimize geliriz biraz. Hani direkt tırmanmayız da. Kasrotların toplarım, birazcık yatarız. Ateşimizi yakarız, çayımızı içeriz. Hani... O işleri yaparız, ondan sonra ilerleriz zaten. Bu canda Bozkurt'tan çıkmaya kalkışmam yani. Ya kurt gelmesen iyiydi ya. O ses ne ya Rabbi? Vallahi öldük. Piksel piksel mi? Nasıl piksel ya? Ne piksel oğlum? 3000 Ayı Bey selamünaleyküm. 3400 bitrate veriyorum. Drop yok şu an. 60 FPS, 3500 bitrate doğal drop şey veriyorum yani, yayın veriyorum. 3400 daha doğrusu. Bizde sıkıntı var mı? Chat, bir ses verin bakayım. Bir dakika, OBS görmem lazım.
Vallahi bilmiyorum. Karanlıkta ben hiçbir şey göremiyorum. Ben de bir şey göremiyorum. O yüzden siz de görmeyin zaten. Allah belasını da versin karanlıkta dışarı çıkanın da. Gece yarısı. Allah gitti kondisyonlar. 8 tane uç çayı içsek bir daha toplayamayız bu canı ha. Bindik bilamete gidiyoruz ya. Kuş kabı bulsaydık dayayacaktı bunlara da. Neyse. Canlı yayın gecikmesi şimdi görüyorum lan. Ultra düşük gecikme. Düşük gecikme varmış. Ultra düşük gecikme ne lan? Ultimate yayın gecikmesi. Ölüyoruz chat. Allah'a ölmüşüz yani. Gerçek bir ficabız sezon 2'nin de böylelikle sonuna gelmiş olduk efendim. Acısıyla tatlısıyla yeni güncelleme gelmeden önce bütün serilerimizi de böyle noktalamış olduk. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Eşlik ettiğiniz için. Nice serilere artık. Allah yalnız bir yandan da feneri almadığıma pişman oldum diyeceğim yani. Neresi lan şey? Burası mı? Ha burası şu. Koş! Koş! Ölüyoruz. Neredesin? Bozkurt Dağı yamacındayım. Bozkurt'tan çıkacağımız yerdeyim. Çıkmayacağız şimdi. Hendeye gireceğim. Orada bir güzel kendimize bakacağız. Yemeğimiz var mı? En azından bu geceyi geçirmek için var. Yarın da zaten yukarı çıkacağız zaten. Bozkurtlarına çıkacağız. Oradaki hasır otları falan bize bir süre yetecektir o. Oradaki toplayacağım tavşanlar, hasır otları falan. Bize bir süre yemek kaynağı sağlayacaklar zaten kendimize gelesiye kadar. Buraya sonra bakacağım. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Şaftım da kaydı yarım yürümekten. Yoink. Let's go. Şimdi bir güzel bir meşale yakalım. Ve söndürelim. Lootlamayacağım çünkü. Öleceğim. Boşa yaktım bunu biraz ama olsun. Yani aslında yine ikinci ekranı da göremiyorum çünkü yatağın yerine. Bir çay iç.
7 saat uykumuzu uyuyalım. Kendimize geldik, yemin ediyorum, şuna bak. İyileşen şeylere bak. Biraz daha su iç. Birazcık daha birkaç şey kemir. İnşallah şu dolaplardan birkaç parça yemek bulurum. Çok makbule geçer. Uyuyabildiğin kadar uyu. Tabii ki de yine fırtına olacaktı. Neden olmasın ki? Çünkü why not? Şu meşaleyi yak. Halledeceğiz. Bakalım. Nelerimiz var? Nelerimiz yok? Yoink. Yoink. Hiçbir şey. En sevdiğim lootlama sistemi. Emin hoş geldin. Gerçek mutucağımıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Bozkurt Dağı'nın eteklerindeyiz. Bozkurt Dağı'na çıkmaya hazırlanıyoruz bir yandan. Ve baş. Küçük kulübeye gideceğim. Orada belki birkaç bir şey vardır. Oraya bakamadık. Fırtınadayken tabii ki de yola devam etmeyeceğim. Birkaç parça odun yukarıda işimize çok yarayacaktır. Testere olur. Hiçbir şey çıkmadı. Peki. Fırtınada kesinlikle hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Dizimi kırıp kulübemde otururum. Yat şuraya kız. Yeterince yorgun değilim. O zaman zaman geçir. Geçirme, su iç. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Halat burada. Peki. Ağırlık durumumuz sıkıntılı olmaması lazım. 23 kilodayız zaten. Hiçbir şeyimiz yok üstümüzde ya. Her şeyi yedik. Yedi iyi piştiğimiz için şu an üzerimizde hiçbir şey yok. Dımdızlak geziyoruz. Ben bilmiyorum da YouTube'daki de hoş. Ne? Dislike'ları like'ları şimdiden görüyorsun. Ya fena değil canım YouTube'un. Sadece bir platform olarak oturtamadıkları için sıkıntı. Kötü değil. Yani YouTube'da kesinlikle kötü değil yani. Hatta şu an zaman zaman baktığın zaman Twitch'ten bile daha iyi olduğu yerler var ya şu anda YouTube'da canlı yayın yapmanın. Ama Twitch'e de canlı yayın yapmak zorundayım. Ben yeni bir küçük kanal olduğum için bulunabilitemin artması lazım her türlü. Twitch sanmak yok ama YouTube'da da haftanın bir günü yapacağız. YouTube'un şey olayı daha güzel işte dediğim gibi.
Sizlerin YouTube'da daha içerik daha rahat izleyebiliyorsunuz. Twitch'teyken 360p çözünürlükte yayın izleyebilirken YouTube'dayken 720p çözünürlükte yayın izleyebiliyorsunuz. Bunun yani Türkiye'de Twitch'in yatırım yapmadığından kaynaklı sebepler bunun hep. Facebook nasıl? Facebook kötü ya. Facebook'un arayüzü falan çok kötü ya. Yani gitmek isterdim Facebook'a da işte yok yani. Yok. Ama Facebook arayüzünü falan değiştirirse biz Twitch'ten Liberty'yi toplayıp Facebook'a da geçebiliriz ha, onu söyleyeyim yani. Hani YouTube Facebook diye gideriz belki. Çünkü herkes geçti yani. Pindi Panda falan ıvır zıvır herkes geçti Facebook'a. Gerekirse biz de geçeriz. Yolda toplayabildiğim bütün odunları topluyorum. Umut hoş geldin. JJ merhabalar. Hızlıca. Bozkurt Dağı'nda mıntıkamıza doğru ilerliyoruz. Ben şimdi ok hazırlamadım ya. Hani Amerikan geyiği öldürmeyiz diye. Direkt karşıma da çıkar yani. Ben biliyorum yani oyunu. Ok yapıp gelseydik karşımıza çıkmazdı falan ya. Kuş kabuğu mu? Koş. Yes. Yos. Bir tane daha var. Yos. Bir çay. Bir çay bir çaydır. Gerçek mütecavız. Şu anda aktif olarak devam ettiğimiz tek bir seri var arkadaşlar. Gerçek mütecavız. Güncelleme gelince birçok seri başlayacak. Gerek gelecek olan yeni mücadelenin challenge'ın serisi gelecek. Yeni önce bir düşük zorlukta, yani yüz düşük dedim yine easy'de falan oynarız herhalde. Bir yeni haritayı keşif serisi olacak. Yeni harita serisi olacak. Yani haritanın ismi neyse artık. Sonrasında mütecavız günlükleri başlayacak. YouTube'a özel. 3 seri. 3 farklı koldan yardıracağız efendim. Aklınızda bulunsun. Bir yandan da ayın 12'sinde şey geliyor. Aralığın 12'sinde Detroit Become Human geliyor. Onu da oynayacağız. Söyleyeyim. Oyunlar serimize de yenileri katılıyor. Graveyard'ı bir türlü YouTube'a atamadım ama Graveyard serisi de gelecek YouTube'a. Çok güzel seri oldu da ya. Çok mutlu oldum ben o oyundan. Siz bilmiyorum siz ne kadar keyif alacaksınız ama ben çok keyif alıyorum Graveyard'dan. Salsalar bütün gün oynarım. Bu ceket işimize yaramayacak. Burada birazcık ısınıyoruz en azından. Bu güzel bir şey. Şurada bir şey var. Köpek mamasını alabilir miyim? Açken şunu kırsak hiç fena olmaz. Bir dağımız var ama şu an için değil. Şu an yok. Bir dağımız kesinlikle var. Bu yayında kesin çıkarız diye tahmin ediyorum. Ama bir kendimize gelmemiz lazım. Bu rezillik yani şu anki durumumuz. Kilot göm. Mücadele ne olur? Ah, kahve içtik neyse. Ne üzerine olur? Ya zor yani zor bir zorlukta hayatta kalmak üzerine olur da böyle bir uyduruktan belki bir görev de verebilir yani. Ama oradaki asıl amaç belli bir süre belli bir zorlukta hayatta kalmaktır. Google kullanıcı.
The Long Dark canlı yayında hem de Türk bir tarafından oynanıyor. Oynanamıyorum. The Long Dark yayınında buradayım. Her The Long Dark yayında buradayım. Abone oluyorum reis. Ne olur bir canlı yayın serisine devam et. Canlı yayın serisini şöyle söyleyeyim. Böyle hafiften ısınayım şurada da. Isınırken söyleyeyim. Normalde arkadaşlar ben yayınlarımı Twitch'te yapıyorum. Neredeyse haftanın 7 günü, 6 günü yayın yapıyorduk. YouTube'a katıl butonu olduğu için, geldiği için, abone artık buradan destekleyebildikleri için artık izleyiciler. Ben de hani destekleyecek olanlara özel içerikler yapayım, YouTube'a özel seriler çekeyim, YouTube'a özel canlı yayın açayım gibi girişimlere başladım. Her pazar YouTube'da canlı yayınımız olacak. Ama onun dışında canlı yayınlar olacak. Haftanın 5 günü canlı yayın yapıyoruz. The Long Dark ve bir sürü oyun var. Graveyard Keeper'a başladık. 12'sinde Detroit Become Human'a başlayacağız. Vesaire vesaire. Farklı farklı güzel oyunlar yapıyoruz. Podcast'lar var. Radyo oyun podcast programımız var. Oyun üzerine muhabbet ettiğimiz. O da cuma günleri oluyor. Aklınızda bulunsun. Hoş geldin. Twitch'ten de takip edebilirsin. Bizi yayınları bol bol yayın yapıyoruz. Twitch.tv/menekşado takip edin oradan da. The Long Dark sık sık yapıyoruz. Şimdi bizim ben yemek toplamamız lazım. Şu çekici kırıp odununu alabilirim bir ara. Şu ikisini parçalayabilirim. Peki. Burada ben şu şeyi hazırlayayım. Kuş kabuğunu hazırlayayım. Çay bugün düzelttiler mi? Galiba düzelttiler ya. Çay içince inanılmaz fazla derecede şeye giriyordu.